Adana mutfağından analı kızlı. Hamuru için 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı yarma, yarım su bardağı irmik, yarım kilo çiğ köftelik et, 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı un, pul biber ve tuz. İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, karabiber ve tuz. Suyu için 1 su bardağı haşlanmış nohut, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, pul biber ve tuz. Kebap için bir et alınmış şimdi dolapta gördüm. Bayağı iyi. Nursel'cim şimdi analı kızımızın bulgurunu, iç malzemesini hazırlayalım. Tamam. Bunu önceden ıslatmamız lazım. Soğuk suyla olması gerekiyor. Bu bizim bulgurumuz, yarmamız ve irmeğimiz olacak. Bunları ıslatıyoruz. Dök bakalım. Ne kadar? 2 bardak bundan koyalım. Dolu dolu, dolu dolu. Evet. Yarmamız 1 bardak. Yarma buğdayın en kırık haline deniyor. Böyle un ufak yapıyorlar, un haline getiriyorlar. Bunlar tabii bizim Adana'mızdan özen geliyor, buradan almıyoruz. Evet. Ne kadar o? Yeterli. 1 bardak yarma. Evet. İrmik koyalım. İrmik de işin hilesi. Eskiden irmik mirmik koymazlarmış. Evet. Evet. O güzel tutsun, dağılmasın diye yapılıyor. Soğuk suyla sıcak. Evet, soğuk suyla sür. Tuzumuzu hemen alalım. Al bakalım. Tamamdır. Şunlarla yapıyorsun ha? Bu bıçaklar evet çok güzel kesiyor. Şunu şöyle kaldırıyorum. Sen soğanını doğrarken önünde olmasın. Robottan çekmiyoruz kesinlikle. Çekme bence de. Analı kızının iç harcında kesinlikle robottan çekilmemesi lazım. Çünkü o zaman sulanıyor Nursel'cim. Evet. Hem dışında kıyma var hem içinde kıyma var. Şimdi Nursel'cim biz bunu aslında önceden, bir gün öncesinden muhakkak bu iç harcımızı yapıyoruz. Bunun özelliği donmuş olması gerekiyor. Evet. Yaptın mı? Şu an biz bunu acil soğutacağız mı? Yok, ben ya sizin için yaptım dün. Yaptın mı? Evet. Tamam. Ama izleyicilerimize göstermek için tekrar söylediğin burada yapıyoruz. Söylediğin şey çok önemli. Güvenin bana. Ben de iyice anladım bunu. Soğuk olması bile yetmiyor. Hani böyle iyice soğumuş olması da yetmiyor. Bayağı bildiğiniz donacak kıyma. Çünkü o zaman koyduğunuzda dağılıyor. Evet, aynen öyle. Yırtıyor yani hamuru. Yağsız değil mi kavuruyorsun önceden? Evet, bir rengini alacak. Sonra soğanlarımızı, ardından tereyağımızı koyup güzelce... Şu an yağ koymayayım değil mi? Evet. Tamam. Kaç çocuğun var? Bir tane kızım var. Bir prensesim var, dolanıyor. Evet. Eğer keyfi gönlü olursa belki kaçırırız mutfağı. Çok tatlı bir kızın var. Bu kıyma dana mı, kuzu mu? Dana kıyması. Hiç kokmadı çünkü. Evet, böyle evet. Kuzu dana kıyması gibi kokmadı. Hayır. Ver istersen soğanlarını. Hemen soğanlarımızı koyalım. Yani böyle. Şimdi bu soğanları hemen çevirdikten sonra tereyağımızı koyacağız. Hı-hı. Yağ hiç koymamıştık zaten. Sıvı yağ değil de katı yağıyla yapmanız gerekiyor. O dediğimiz işte donma işlemi ancak katı yağda oluyor. Tamamdır. Ben bunu birkaç kere söyledim. O kendini şu an çok iyi biliyordur. Maalesef adını hatırlamıyorum kim olduğunu. Yine Adana. Ben hayatımda yediğim en güzel içli köfteyi Adana'da yedim. Bir genç kızdı. Yani genç kız değildi, evliydi. Yeni evliydi senin gibi. Böyle evinin girişinde kocaman eşiyle birlikte fotoğrafı vardı. Sarışın. Ben böyle bir şey yemedim. Yemin ediyorum aşeriyorum. Bayağı yani aşeriyorum senin yaptığın içli köfteyi. Keşke bilsem, bulsam seni, bana mesaj at. Nursel ile Ramazan sofrası küçük harfli birleşik, Allah aşkına bana içli köfte yap lütfen. Çok güzel yapmıştı. Nursel'cim bu şimdi pişti. Bunun artık salçasını koyalım. Sen bana ver onu aşkım. Ben sana bunu halledeyim. Ben de bu arada hemen içlerimizi yapalım. Tamam. Tuzumuzu koyalım. İşte Adana salçası budur.
Budur budur yani. Şöyle yapayım daha evet. Şey gözüksün Halukçum. Böyle şık aynen. Gözüksün. Hı? Çok iyi ya. Teyzeciğim teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel. Bende de salça hastalığı var. Yani kötü salçayla yapılan yemeği hemen anlarım. İki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyduk. Sen acıyı seviyordun değil mi Nursel'cim? Severim. O zaman bol koyalım. Severim. Bir de Adana mutfağı yapıyoruz yani. Evet. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. O yüzden ne bulursak onu yiyeceğiz. Salçamızı alalım. Bir yemek kaşığı bir koyalım. Biraz katı sadece salça. Evet. Ha? Normal bir de daha şey cıvık bırakabilirdik. El yapımı olduğu için evet. Çok hafif birazcık daha yeterli. Tamam. İki kaşık Adana salçası. Şunu da al hadi. Tamam. Kırmızı tamam. Güzel gözükür. Sen şimdi o pişicik ellerle nasıl yoğuracaksın onu? Alışkınım ben. Vallahi biz bak. Ramazan'da bunları çok yapıyoruz. Karabiberini koyuyorum. Evet. Son dakika koyuyormuş ki hani tadı güzel tadı gelsin. Güzel olsun. Hı-hı. Başka? Bu kadar. Bu kadar. Hı-hı. Bunu şimdi ne yapıyorsunuz? Oda sıcaklığına gelince dolaba koyuyoruz biz bunu. Dolaba koyuyoruz. Bir gün önceden yapıyoruz. Ondan sonra buzluğa alıyoruz. Evet. Sonra oluyor böyle. Şu içindeki donukları göreceksiniz. Hı. Donuk yağları zaten. Bu olmazsa olmuyor. Ben bunu dolapta mı bekleteyim hala? Evet, dolapta evet. Bekletelim o erimesin. Çünkü tamam. Bunu yoğurmamız lazım, olması gerekiyor. Tamam. Sana kolay gelsin gerçekten. İşin zor şu anda. Veriyorum sana. Şimdi evet artık zamanı geldi. Kara et diyorsunuz siz buna. Çiğ köftelik. Çiğ köftelik evet. Şöyle al buradan. Al Allah. Yarım kilo. Kara et deyince bütün sinirleri alınmış. Hiç böyle ağza sinir gelmemesi gerekiyor. İki kere mi üç kere üç çekilmiş. Kez, üç kez çektiriyoruz. Yani eti iyice böyle lime lime etmiş oluyorsunuz. Tencere gayet güzel. Evet. Adanalı olduğunu buradan bile anlayabiliriz yani. Tenceresi kocaman. Ununu mu koyacağız? Unumuzu evet. Şimdi artık koyma zamanımız geldi. İki kaşık bir koyalım bakalım son yeterli. Son artık bu. Evet. Bir kaşık daha ister. Yeterlidir. Bunların hepsi dağılmaması adına artık hiçbir şey olmaz buna. Hiçbir şey olmayacak. Güzelce haşlayacağım. Mı? Evet, bakalım. Merve'cim sesini duydum sanki. Merhaba Bilda. Hoş geldin. Gel, hoş geldin. Sen de gel. Gel. Merhaba, hoş geldin canım, sağ ol. Çekim olduğunu duydum, geç haberim oldu. Rahatsız etmiyorum zaten. Hayır. Hoş geldin, gel yapayım ben de seni. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merve'cim üst komşum. Yeni evet. Tanıştık biz de kendisiyle, evet. Çok iyi anlaştık. Süper. Evet. Adanalı. Evet, Adanalı, ooo evet. Güzel. İşte ne getirdin? Ben de yeni taşındım. Şu an çok hazırlıksız yakalandım. Böyle ikramlık minik içli köftelerim var. Çok iddialıyım. Buzdan çıkarıp getirmişsin. Evet, evet. Vay güzel. Üç tane, üç tane. Bunu da için Antep'ten eşim özel aldı getirdi. Bak ev alma komşu al bunu diyorlar. Güzel. Bunlar hazır mı haşlanacak mı? Kızartmalık. Kızartma için özel çok ince açtım. Ama kızarıp getireydin. Şimdi çekim esnasında soğur, bir de engellemek istemedim. Tamam, o doğru. Yüzden hani siz kızartır sıcak sıcak sunum hazır olur diye bu şekilde yapıyorum. En kötü senin evinde sunuma hazırlanır bu. Kesinlikle tamam, olur. Çok güzel olur. Ne zaman arzu ederseniz. Bak ben şanslı mıyım acaba? Ben az önce ne dedim? Adana'dan içli köfte istiyorum demedim ben. Biraz önce dedim ya çağrı yap. Vallahi bak. Ay başka bir şey mi isteseydim ya. Sen o sosunu biliyor musun? Sarımsaklı, salçalı bir sos yapıyorlar bunun üstüne. Yok ben yapmıyorum. Aman neyse onu da yapsam şu an 10 numara olurdu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Kolay teşekkür gelsin. Görüşürüz Merve'cim. Kolay gelsin. Hoşçakal. Bay bay. Bak komşu süper. Bir de kızarıp gelir onlar. Tamam. Artık bu tamamdır Nursel'cim. Tamam hayatım. Artık başlayalım analarına. Bıdı bıdılayalım hadi evet. Bakalım. Bir kızlar için ayır. Ayıralım hemen. Aynı hamurdan köşeye ayırıyorsunuz.
Bu yeterli. Evet. Bu da analarımız için yeterli. Peki. İçini getiriyorum. Evet. Dün yaptığım, sizin için yaptığımı getirelim. Tamam. Hala suya ihtiyacı yok mu yapmak için? Biraz alayım ben. Nerede? Ben sana hemen kabım burada. Kardeşin çocuğu bence zapt etme savaşı veriyor. Hadi gelin bence hiç savaşma öyle. Gel. Çocuğu da al gel. Gel. Gelin. Gelin. Güzel gel, kolay gelsin. Türkiye güzel kız görsün. Gel. Yardıma geldik. Hoş geldin geldik. Aşkım. Ama sana bir eleştirim var. Ben valla doğrucu Davut'um. Sürekli çocuğun elinde telefon. Çok alıştı. Ya yapma zaten yeni evdesin hani yani. Vallahi bence yani bütün çocuklar aynı evet, böyle pıt, evet. Pıt 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 telefonsuz olamıyorlar. Bize. Her şeyi çok iyi biliyor ve nerede nasıl ne açacağını çok iyi biliyor. Hoş geldin sen de. Biz tanıştık ama sizi tanıştıralım. Kardeşin oluyor. Evet, kız kardeşim. Evet. Bir tane yardım kardeşim edecek var. Misin bize? Evet yardıma geldim. O zaman geldim. En sevdiğimiz kız kardeşimiz. Elini yıkıyor yanımıza geliyor. Nuşancığım ben başladım. Tamam. Kendisi gelene kadar. Şöyle iki kardeş böyle olun yan yana. Ben de burada bızık bızık küçüklerini yapayım. Şimdi bunun bir salçalı sosu var. Aslında ben onu koyayım çünkü onun kaynıyor olması evet. Lazım senin işinin bittiğinde. Sıvı yağ ile yapıyorsunuz herhalde. Zeytinyağla yapalım. Tamam. Bari diyorsun içi katı yağ ile yaptık. Evet. Buradan yırtayım. Hı. Şöyle açıyorum. Aferin bana be nasıl ay. Evet. Seçiyoruz. Tamam. Yine aynı salçanla devam evet, ediyoruz. Evet, Adana salçamızdan. Şöyle. Yeterli. Süper hızlısınız ha. Vallahi bak o kadar alışmış ki eliniz. Şunu suyunu koyuyorum. Salça olağanüstü. Olağanüstü yani. O kavrulunca nasıl güzel koktu. Dur sadece biraz daha su koyup ekleyeceğim. İster o. Sonra da nar ekşisi ekliyorsun. Evet. Değil mi? Nar ekşisini ekleyelim şimdi o kaynayana kadar özleşsin. Dolapta gördüğüm nar ekşisi mi? Evet. Nohutunu da alayım. Tamam alalım. Bir bardak kadar yeter nohudumuz. Nohut ama sonradan ekleyelim. Tabii tabii. Ha, sonradan ekleyeceğiz onu. Şöyle iki kaşık kadar mı? Biraz daha yeterli. Üç kaşık hatta fazlası olabilir. Tuzunu da koyalım Nurşacığım istersen. Şöyle koyayım. Tamam. Yeterli. Bizim işimiz bittiğinde o kaynıyor olur. Suyumuz kaynadı Nursel'de. Kaynadı. Gel koyalım. Artık şu içi şuradan alalım. Hatta bunu da buraya alalım. Şöyle. Haydi bakalım. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakalım dağılacak mı? Şöyle. İddialıyım demiştim Nursel'cim. Dağılmayacak. Nohutunu da kızlarla birlikte en son atarız. Evet. Az haşlanmış nohutumuz. Yani dün akşamdan ısladık çünkü. Çok hafif de haşladık. O yüzden gerek yok anneleriyle beraber haşlanmasına. Sen bebişine bak dön tamam, geri. Tamam ben yardım edeyim. Teşekkürler. Görüşürüz. Şimdi orada bir tıkırdarken. Tıkırdadıktan sonra kızlarımızı koyacağız. Ardından hemen nohutlarımızı koyacağız. Nursel'cim evet bu kaynadı. Tamam. Şimdi artık bunların kızlarını atma zamanı geldi. Hadi kızlar annenizin yanına. Hı. Ay. Kızlar inatçı çıktı. Bir de nohutları bir bardak, da atalım. Evet bir bardak da nohudumuzu hemen. Bu çok mu? Evet çok. Biraz şöyle. Daha yeterli evet. Bir de karıştıralım. Şöyle çok zedelemeden. Of. Niye Ramazan'da bu kadar büyüyor menüler ya? Baksana bir kazan.
Niye böyle oluyor? Gözümüz doymuyor. Misafirlerimiz geliyor. İftarda herkes. Vallahi bak. Birlikte kocaman bir kapatıyor aileyiz. Musun? Dur sadece kırmızı pul biberimizi de atalım. Mutfağın kiri hayırlı uğurlu olsun. Her yeri sıçratmışız. He? Hadi bakalım. Kirlenmeyen mutfak olmaz. Kapat kapağını da. Bu kaynadıktan sonra tamamdır artık.